Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu dersimizde ne yapıyoruz? Ortak periyot ve farklı frekans fikrinden bahsediyoruz. Tabii bundan önce biraz Fourier fikrimizi hatırlayalım ki neden ortak periyot ve farklı frekansa gidiyoruz onu da anlamış olalım. Fourier dediğimiz şeyin aslında mantığı şuydu arkadaşlar. Ben bu şekilde bir sinyal çizdiğim zaman, hatta kırmızıyla yapayım, şöyle bir sinyal çizdiğim zaman amacım aslında benim bu sinyali bazı yapı taş sinyaller kullanarak, yani aslında bildiğiniz arkadaşlar ben burada ne kullanıyorum biliyor musunuz? Tuğla gibi. Tuğla sinyaller kullanarak böyle bina yapmaya çalışıyorum. Bu bina soldaki sinyalim benim. Bu binayı yaparken de sinüs kosinüs sinyallerini kullanıyordum. Örneğin arkadaşlar gelirim böyle bir tane alırım değil mi sinüs kosinüs. Daha sonra devam ederim. Böyle bir tane de frekansını arttırdığım sinyal alırım arkadaşlar. Daha sonra bir tane de frekansını çok düşürdüğüm periyodu çok büyük bir sinyal alırım. Ve bunları birleştirerek en son, tabii ki bu temsili bu arada, bunları birleştirerek bunu elde edemezsiniz. Görüntüden de belli ama hani diyelim ki böyle bir şeyler yaptım ve sonunda şu kırmızı sinyali elde ettim. Ve burada da gördüğüm olay nedir? Bakın buraya x1 diyeyim, buraya x2 diyeyim, buraya da x3 diyeyim. x1, x2 ve x3 sinyallerini topluyorum. Bunlar sinüsoidal sinyaller ve biliyorum ki sinüsoidal oldukları için arkadaşlar periyodik sinyaller. 3 tane periyodu, farklı periyotlara sahip sinyali topladığımda ortak periyot ne olur ve ortak periyot bulduğum zaman nasıl sinyallerin frekansları farklılaşıyor bunu görüyor olacağız. Haydi deneyelim. Şimdi her şeyden önce sin 2 pt ile başlayalım arkadaşlar. Diyelim ki benim sin 2 pt gibi bir sinyalim var elimde. Şimdi ben biliyorum ki şu yukarıya yazayım, biraz boşluk buldum. Elimde eğer benim A çarpı sinüs omega T artı teta gibi bir sinyal varsa eğer, buradaki A nedir arkadaşlar bizim için? Şöyle ayrı ayrı da yazmayalım gerçi, hemen siyah kalemimi alayım. Burada A dediğim şey benim büyüklüğümdür. Şöyle büyüklük dedim. Daha sonrası burada sahip olduğum omega açısal frekanstır. Buradaki teta da arkadaşlar faz açımdır. Şimdi ben şunu biliyorum. Burada açısal frekansım omega eşittir 2 pi f arkadaşlar. F dediğimiz şey de bizim hertz ile ölçtüğümüz frekans olmuş oluyor. Ve yine şöyle bir bilgimiz var. Bizim frekans ile periyot arasında ters, yani reciprocal dediğimiz bir ilişki var. Yani bir bölülü anlamında reciprocal o anlama geliyor İngilizce'de. F eşittir 1 bölü T. Bu bağlamda baktığımızda arkadaşlar ben F'i aynı zamanda ne olarak yazabiliyorum? Burada gördüğünüz formül sayesinde F'i aynı zamanda şöyle de yazabiliyorum. Bakın omega bölü 2 pi olarak yazdım. Tamam, buraya kadar da gayet güzel. O zaman T'yi de şu şekilde yazabilirim ki T benim periyodum 2 pi bölü omega arkadaşlar. T'yi de bu şekilde yazabiliyorsam o zaman benim sinüs 2 pi T dediğim sinyalde arkadaşlar periyodum ne olacaktır? 2 pi bölü omega. 2 pi bölü 2 pi olacaktır. Yani buradaki omega değerim 2 pi, yani 1 olacaktır. Buradan da frekansımı ister arkadaşlar omega bölü 2 pi'den 1 bulurum. İster de periyodun 1 olduğunu bilip 1 bölü 1'den frekans 1'dir diyebilirim. Şimdi frekans ve periyot hakkında şu tartışmayı da açalım yine. Daha önceden konuşmuştuk ama frekans dediğimiz şey bir sinyalin ya da genel olarak bir olayın bir saniyede, yani birim zamanda kendini ne kadar tekrar ettiğini gösterir bize. Periyot dediğimiz kavram ise bir sinyal veya yine bir olayın arkadaşlar kendini tekrar etmesi için ihtiyaç duyduğu süreye denir. Hatta şöyle çılgın bir fikir daha söyleyelim. Bizim periyodunun olmadığını iddia ettiğimiz sinyaller arkadaşlar aslında periyodu sonsuz olan sinyallerdir. Yani bu ne demek? Bu sinyalin kendini tekrar etmesi için sonsuz zaman gerekiyor. O yüzden ben grafikte göremiyorum. Ama var aslında, sonsuz zaman gidersen belki kendini tekrar edecek. İşte bunu da Fourier dönüşümünde daha sonra konuşuyor olacağız. Şimdilik kafanızı çok karıştırmayalım. Tamam, sinüs 2 pi t için bu bilgileri bulduk. Bulduysak o zaman sinüs 2 pi t'yi bir çizelim. Tabii ben artık buraları siliyorum arkadaşlar. Bunlar zaten bir hatırlatmaydı. Buraları biliyor olmanız gerekiyor. Şimdi ne yapacağım? Bir kartezyen koordinat sistemi çizeceğim arkadaşlar. Şöyle çizdik. Daha sonrasında sinüs 2 pi t'yi çizmem gerekiyor. Sinüs 2 pi t için biliyorum ki arkadaşlar benim maksimum büyüklüğüm 1. Daha sonrasında periyodum da 1. Şuraya 1 dersem arkadaşlar bu ne demek? Benim sinyalim kendini bir saniyede bir tekrar edecek. Yani aslında şöyle başlayacak, böyle gelecek arkadaşlar. Tabi aşağıdaki büyüklük 1'i biraz geçti ama siz artık onu anlayın. Şöyle de devam edecek değil mi? Kendini bir saniyede bir sürekli olarak tekrar edecek. Arkadaşlar hatırlıyorsanız sinyal tartışmasında şunu söylemiştik. Bizim temel periyot dediğimiz, fundamental period dediğimiz bir değer vardı. Temel periyot şu demek. Arkadaşlar siz düşündüğünüzde eğer bir olay kendini bir saniyede bir tekrarlıyorsa 2 saniyede bir de tekrarlıyordur. Hocam bu ne demek? Şimdi ben size dedim ki işte benim şehrime geldiniz, Eskişehir'e geldiniz. Ben sizi otogardan otobüse bindireceğim. Size dedim ki 30 dakikada bir otobüs geçiyor. Şimdi siz beklediniz, ilk otobüs geldi. Onu tam kaçırdınız, tamam mı? 30 dakika beklediniz, otobüs geldi mi? Geldi. 1 saat beklediniz, geldi mi? Geldi. Ama ne oldu? Aslında otobüs 2 defa geldi. Siz ilk 30 dakikadan sonra gelen otobüsü görmediniz ama 1 saatte geleni gördünüz.
Yani bu ne demek aslında? 30 dakikanın katı olan her anda otobüs geliyor. Yani aslında 30 dakikanın katı olan her an yine bu otobüsün periyodudur arkadaşlar. Ama temel periyodu nedir? Yani en az beklemeniz gereken süre 30 dakikadır. En az 30 dakika beklemek zorundasınız. Bakın aynı mantık da bu. Buradaki sinyalde de temel mantık aynı. Temel periyot 1. Yani bu sinyalin kendisini tekrar etmesi için en az 1 saniye geçmesi lazım. Ve biz temel periyodu T0 olarak gösteriyoruz. Buraya o yüzden 1 yazdım. Bu sinyalin temel periyodu. Ama arkadaşlar şöyle bir ifade daha yazacağım. Bakın buraya T diyeceğim. Bu T bu sinyalin sahip olabileceği genel periyotlar, tamam mı? Buraya N çarpı T0 diyorum. Buradaki N de herhangi bir tam sayı. 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Tabii ki sıfırdan büyük olacağını varsayıyorum. Ve baktığınızda arkadaşlar ben N yerine ne koyarsam koyayım. Mesela 1 koyduğumda zaten temel periyodu elde ediyorum. 2 koyarım, 3 koyarım, 4 koyarım, 5 koyarım. Zaten baktığınızda 2. saniyede, 3. saniyede, 4'te, 5'te bu sinyal kendini hep tekrar edecektir. Az sonra bunu çok güzel bir yere bağlayacağız. Şimdi sin 4 pi'den bahsedelim, konuşamadım birden. Sin 4 pi t içinde arkadaşlar burada sahip olduğumuz periyot 2 pi bölü omega 0'dan 2 pi bölü 4 pi'dir. Yani 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Frekansımızda ne çıkacaktır? Tam tersi 2 çıkacaktır. Bakın yine ne yapıyorum? Elime mavi kalemimi alacağım arkadaşlar ve buraya bir tane sinyal için grafik çizeceğim arkadaşlar. Kırmızı kalemimi de aldım. Şu an neyi biliyorum? Periyodum 1 bölü 2. Yani 1 bölü 2 saniye geçtiğinde bu sinyal kendini tekrar edecek. Burada 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. O zaman bu sinyali şöyle çizerim. Bakın buradan böyle geldim. Daha sonrasında şuraya. Tabii büyüklüklerde biraz problem çıkıyor ama genel hatlarıyla anladığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle çizdim. Şimdi buradaki sinyalimiz içinde olay nedir? Temel periyodumuz, tekrar kırmızı kalemle yazalım, 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Yani en az 1 bölü 2 saniye geçmeli ki burada sahip olduğumuz sinyal kendisini tekrar etsin. Ve neyi söyleyebiliriz yine? T eşittir N çarpı T0 arkadaşlar. Yani T0 benim çarptığım tam sayılar arkadaşlar. Bu sinyalin sahip olduğu diğer periyotları verecektir. Örneğin mesela 1 verdiğimde zaten temel periyodun kendisini elde ederim. 2 verdim, bakın 1 çıktı. Bakın burada bir şey fark ediyoruz. Buradaki sinyalin temel periyodu 1. Buradaki sinyalin periyotlarından biri 1. Az sonra bununla ilgili bir şeyler daha konuşuyor olacağız. Mesela N yerine 2 vermiştim. 3 vereyim arkadaşlar. 3 bölü 2 de yine bir periyottur. 4 bölü 2 olsa, 5 bölü 2 olsa böyle devam edecektir. Tamam, gayet güzel ilerliyoruz. Şimdi de sin 6 pi t'yi inceleyeceğiz. Sin 6 pi t yazıyorum arkadaşlar. Burada da periyodu ne olarak gözlemlerim? 2 pi bölü 6 pi. Bu da 1 bölü 3'tür. Frekansımızın da buradan 3 çıkacağını görmekte herhangi bir zorluk yok arkadaşlar. Tekrardan mavi kalemimi alıyorum. Şöyle bir grafik çizdim. Bu grafiğimizde de ne yapacağız arkadaşlar? Bakın kırmızı kalemimi aldım. Bizim her 3 saniyede bir, pardon, her 1 bölü 3 saniyede bir sinyalimizi tekrar etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sin 6 pi t'yi. Ve baktığınızda eğer şurası bizim için 1 bölü 2 saniye ise şunu söyleyebiliriz ki şurası bizim için 1 bölü 3 saniyedir. Yani buraya geldiğinde bu sinyal kendini tekrar edecek. Şöyle bir şey yapabiliriz. Çok kötü çizdim çünkü büyüklüğünün de 1 olması lazım. O kadar da hatalı çizmeyeyim. Şöyle çizmiş olayım arkadaşlar. Çok da iyi çizemedim, farkındayım ama. Tabii burada yine neyi görüyoruz? O zamanlar bayağı kaydı. Burada yine neyi görüyoruz? Bakın frekans arttı. Az önce frekans 2 idi. Frekans 3 olduğunda daha sık bir sinyal elde ettim. Burada da temel periyodumuz arkadaşlar 1 bölü 3'tür. Yani en az 1 bölü 3 saniye beklemem lazım bu sinyalin kendisini tekrar etmesi için. Ve burada da başka periyotlar hakkında konuşmak istediğimde temel periyot çarpı tam sayı derim. Bakın 1 bölü 3 N'e 1 verdiğimde. Hatta onu yazmıyorum değil mi? Zaten o zaten temel periyot. 2 verdiğimde N'e 2 bölü 3. N'e 3 verdiğimde 1. 4 verdiğimde 4 bölü 3. 5 verdiğimde 5 bölü 3. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bakın bir şey fark ettik mi? Burada da bir 1 var. Ne oldu? Aslında biz şu an ortak periyotları bulmuş olduk. Zaten bunu sinyallerde konuşurken yine yapmıştık arkadaşlar. Ya hocam bunun önemi ne derseniz arkadaşlar? Bunun önemi şu. Şimdi ben ne yapıyorum? Fourier'de benim amacım en üstte göstermiştim. X1, X2, X3 gibi sinyalleri toplamak. Ve ben bu sinyalleri o zaman toplayayım. Mesela sin 2 pi t'yi aldım. Devam ediyorum. Sin 4 pi t'yi aldım arkadaşlar. Devam ediyorum. Sin 6 pi t'yi aldım. Bunların hepsini topladığım zaman arkadaşlar öyle bir görsel elde edeceğim ki bunu da yamuk çizmemek için özellikle internetten aldım. Bakın şu an ekranda görüyorsunuz. Ups, nereye kaydık birden? Şuradayız. Evet. Bu sinyal arkadaşlar baktığınızda, bakın biraz da yaklaştırayım istiyorsanız. Her 1 saniyede arkadaşlar, bakın şurası 1. saniye. Burası 1 ile 2 arasında. Burası 3. saniye. Burası 4. saniye. Yani bakın şu aralıklar hep 1 saniye. Her 1 saniyede 1 bu sinyal ne yapmış? Kendini tekrar etmiş. Ve bu ekranda gördüğünüz sinyal arkadaşlar bir online araç kullanarak benim sin 2 pt artı sin 4 pt artı sin 6 pt'nin çıktısını aldığım sinyal. Yani toplam sinyali gerçekten de bu. Neyi görmüş oluyorum arkadaşlar? Eğer ben
Bu şekilde sin 2 pi t artı sin 4 pi t artı sin 6 pi t şeklinde sinyalleri topluyorsam, aralarından periyodu en büyük olanın periyodu, temel periyodu, bu arada kafayı da karıştırmayalım, temel periyodu ortak periyot olacaktır arkadaşlar. Ve ortak periyot olduğu için çıkarttığımız toplam sinyali ortak periyodu temel periyot olarak alacaktır. Peki hocam, başlığı ortak periyot farklı frekans diye açtın. Evet, o da doğru aslında. Neden biliyor musunuz? Ortak periyotlarının 1 olduğunu iddia ediyorum ya. Bakın, sin 2 pi t sinyali için arkadaşlar 1 saniye geçtiğinde biz 1 kere tekrar yapıyoruz, tamam mı? Şöyle yeşil kalemle en sağa yazıyorum, bakın 1 tekrar var. Yalnız sin 4 pi de arkadaşlar t eşittir 1 olduğunda 2 tekrar var. Yani frekans 2. Bir alttakine indim, t eşittir 1 olduğunda 3 tekrar var. Eğer sin 8 pi t'ye gitseydim 4 tekrar olacaktı. Yani frekans farklı. Ve aslında zaten buradaki grafikten bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın 3 farklı frekansta dalgayı topluyorum, değil mi? Bakın periyot, yani şu aralığa baktığınızda bu aralıkta da yine 3 farklı aslında frekansın etkisini görüyorum. Bakın birinci tip dalga, ikinci tip dalga, üçüncü tip dalga. Tabii bunların bir de negatif kısımları var. Onları saymıyorum. Yani uzunluk olarak baktığınızda negatif kısımları saymanıza gerek yok. Çünkü onlar bir reflection, bir yansıma olarak düşünebilirsiniz. İşte 3 frekansın etkisi de böyle. Ve burada aslında daha kritik olan nokta şu arkadaşlar. Biz Fourier'de bu sinyalleri toplamak istiyoruz ya. Bu sinyalleri toplayarak da ne yapmak istiyoruz? Farklı bir sinyali elde etmek istiyoruz. İşte bu işi yaparken arkadaşlar toplayacağımız sinyallerin ortak bir periyoda gelmesi gerekir. Örneğin bu örnekte ortak periyot 1 ya. Ben öyle bir sinyal kullanacağım ki mesela burada sin 2 pi t artı 4 pi t artı sin 6 pi t'nin dışında. Diyelim ki kullanacağım sinyal sin, ne diyelim, t, şöyle yazalım. Şöyle yazalım mı? En iyisi o olacaktır. Biz biliyoruz ki arkadaşlar omega 0 nedir? 2 pi f 0'dır, değil mi? Buradan f 0'ın ne olduğunu buluruz. Omega 0 bölü 2 pi olduğunu buluruz. O zaman t 0'ın ne olduğunu buluruz. 2 pi bölü omega 0 olduğunu buluruz. Yani bakın, şimdi buraya diyorum ki sin omega 0, tamam mı, çarpı t diyorum arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor. Buradaki sahip olduğum periyot benim 2 pi bölü omega 0. Yani 2 pi bölü omega 0 periyoduna sahip bir sinyal elde ettiğim zaman, temel periyodu bu ya bunun. Ne yapacağım? Bu temel periyodu yine tıpkı yukarıda yaptığım gibi bir n sayısı ile çarpacağım ki bu n sayısı tabii ki bir tam sayı. Ben 1'i elde etmeye çalışayım. N çarpı 2 pi bölü omega 0 arkadaşlar eğer 1 veremiyorsa hiçbir şekilde, tabii ki n'in her değeri için veremez. Ama n'in illaki bir değeri için vermesi lazımdır, değil mi? Eğer veremiyorsa arkadaşlar, bu durumda siz o sinyali bu sette kullanamazsınız. Değil mi? Çünkü mantıksız. Ne olması gerekir? Bizim sinyallerimizin ortak bir periyotta farklı frekansta hareket etmesi gerekir. Mantığımız da bu derste tamamen bu arkadaşlar. Bundan bir sonraki derste biz ne yapacağız? Artık biraz daha matematiksel olarak amacımıza yaklaşmaya başlayacağız. Çünkü bu noktada evet, fikri anladık. Ortak periyot farklı frekans ne demek, onu anladık. Diğer derste aslında her şeyi biraz daha olgunlaştıracağız ve ondan sonraki derste Fourier hesaplamalarına başlıyor olacağız. Baktığınızda o kadar korkunç bir şey yok arkadaşlar. Bundan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ha bu arada arkadaşlar, ben bu dersi hasta hasta kaydettim. Belki sesimden belli oluyordur, belki olmuyordur, belki görüntümden belli oluyordur. Gayet de yorgunum şu anda. Sizden ricam ise, tabii ki bu bir ajitasyon değil bu arada. Bu benim kendime koyduğum bir hedef. Ve bu hedef ve bunun dışında hayata baktığım ideolojiye göre benim ilerlemem gereken yol. Ben hastayken de çalışmak zorundayım. Ben bununla okeyim zaten. Fakat sizden isteğim, benim bu adanmışlığıma bir destek olabilmek adına bu videoları beğenmeniz, yorum yapmanız ve bunun dışında abone olmadıysanız abone olmanız. Çünkü bu sayede ben bu içeriği çok daha fazla öğrenciye yayabiliyor olacağım. Ki bu sayede ne olacak arkadaşlar? Biz eğitimde bir devrimin yolunu açıyor olacağız aslında. Çünkü online olarak bu kadar geniş bir kütüphane daha önce hiç kullanılmadı. Hiç böyle bir şey oluşturulmaya da çalışılmadı ve ben bunu ücretsiz olarak oluşturmaya çalışıyorum. Bu devrimde bana yardımcı olabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkürler. Vaktinizi çaldığım için de kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.